Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle doğum çantasında az ve öz ne olması gerektiğini paylaşacağım. Bildiğiniz üzere ben de hamileyim ve doğumuma çok az kaldı. Hep beraber sizinle bavulumu düzenleyeceğim. Dilerseniz hemen videomuza geçelim. Ben gözlemlediğim ve araştırdığım bir şekilde en çok ihtiyacımız olan şeyleri çantama koymak istedim arkadaşlar. Bunları sizle de paylaşmak istedim. İlk önce 2 adet pijama veya gecelik, siz ne tercih ediyorsanız. En önemli unsur önünün açılabilir olması. Ben pijamama uygun bir de taç aldım. Tabii ki pedlerimizi unutmuyoruz. Göğüs pedi ve loğusa pedi alıyoruz. Bunları size hastane de verebilir. Fakat biz yine de yanımızda bulunduralım. 2 tane havlu götürüyorum. Bir çift terlik, bir de hırka götürüyorum. Doğum sırasında ısı kaybettiğimiz için doğum sonrası çok üşüyebiliriz arkadaşlar. Mutlaka yanınıza kalın bir hırka alın. İç çamaşırları götürüyorum. Çoraplarım. Emzirme önlüğü götürüyorum bir tane. Ve bunlar da bakım ürünlerim. Tarak, diş fırçası, diş macunu, şampuan, vücut losyonu, nemlendirici kremim, deodorantım ve burada da gerektiğinde saçımı bağlamak için tokalarım var. Şampuana veya vücut losyonuna çok ihtiyacım olacağını zannetmiyorum. Ama ben yine de götürmek istedim. Bildiğiniz üzere hastanede 2 gün kalıyoruz. Eğer bir aksilik çıkmazsa Allah hepimizin yardımcısı olsun. Şöyle bir bakım çantası aldım kendime. Bunları içine koyuyorum. Bana göre bir annenin ihtiyaçları bu kadardı arkadaşlar. Bunlardan başka taburcu olurken giyeceğiniz kıyafetleri alın, şarj aletinizi alın ve birkaç tane kirli poşet alın. Şimdi de gelelim bebeğim ihtiyaçlarına. Öncelikle bir hastane çıkışı almanız lazım arkadaşlar. Şöyle ben şu pembe takımı almıştım hastane çıkışı olarak, battaniyesi ile birlikte. Bir tane de kalın battaniye götürüyorum. Yani bir ince bir kalın battaniye almanız gerekiyor. Bu hastane çıkışı seti hariç 3 tane daha set hazırladım. Onları da birazdan size göstereceğim. Giyeceği kıyafetler hariç 2 tane uzun kollu zıbın aldım. Bir tane tayt, bir çorap aldım yedekte bulunsun diye. 5 tane ağız mendili götürüyorum. Bir ağız mendili de zaten hastane çıkışı setinde var. 2 tane müslim bez alıyorum. Bir tane de altını değiştirmek için altlık. Şöyle göstereyim. Hastane size bez verecektir ama siz yine de 10 tane bez alın yanınıza arkadaşlar. Kuru mendil alın, ıslak mendil alın. Bir pişik kremi mutlaka götürün. Ben Bepantol'ün pişik kremini tercih ettim. Bir tane süt sağma pompası götürüyorum. Manuel aldım arkadaşlar, ben elektrikli almadım. Bu süt sağma pompasının zaten bir biberonu vardı ama ben ikinci bir tane daha almak istedim. Bir de yalancı emziğini götürüyorum. En çok ihtiyacınız olan eşyalar bunlar olacaktır arkadaşlar. Yakınlarımda gördüğüm ve araştırdığım kadarıyla ihtiyacınız olan bebek eşyaları bu kadar. Daha fazlası bence gerekli değil. Çünkü tüm tanıdıklarım onları kullanmadan geri getirdi. Hastanede de ekstra bir şeye ihtiyacınız olursa eşinizden, yanınızdaki refakatçinizden veya hemşirenizden isteyebilirsiniz. Bu şekilde temin edebilirsiniz. Şimdi size bu takımlarımı da göstereyim. Unutmadan söyleyeyim arkadaşlar. Bebeğin tüm biberonlarını, emziklerini kaynar suda dezenfekte edip öyle bavulunuza koyun. Düşüncelerimi ve benim çantamda ne olduğunu size aktarmaya çalıştım.
Ben şöyle düzenledim bavulumu. Yararlı bilgiler verdiğimi umuyorum. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.